Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله العظيم. عزيز kardeşlerim, Allah-u Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: واذكروا الله, Allah'ı zikrediniz, في أيام معدودات, belli günlerde. Bu ayet-i kerimede gösteriyor ki bazı zamanlar bazı zamanlardan üstündür. Bazı geceler bazı gecelerden üstün, bazı gündüzler bazı gündüzlerden üstündür. Onlardan bir tanesinin arefesindeyiz. Arefeye kaldı bir gün. Arefe günü bayramdan bir gün önceki durum güne Arefe günü denir. O günde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hususi yaptığı bazı hususiyatları vardır. Biz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günde, Arefe gününde özellikle yaptıklarından bir tanesi de şu duadır. Biz de o duayı çokça zikredeceğiz. O dua şöyledir: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Anlamı: La ilahe, hiçbir ilah yoktur. La ma'bude, ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. İlla Allah, ancak Allah Celle Celaluhu vardır. وَحْدَهُ, o tektir. La şerike leh, onun ortağı, eşi, benzeri yoktur. لَهُ الْمُلْكُ, mülk ancak onundur. وَلَهُ الْحَمْدُ, hamd, güzel övgüler ancak ona yapılır. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, onun gücü her şeye yetendir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Arefe gününde bu duayı çokça tekrar etmiştir. Hatta şöyle rivayet olunur: Ebu Hureyre ve İbn-i Ömer radıyallahu teala anhuma Arefe günü geldiğinde ikisi çarşılara iner, sesli bir şekilde La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir zikrini cehri bir şekilde, sesli bir şekilde söylerdi ve insanlara Arefe gününü bu şekil müjdelerlerdi. Arefe gününde yapılması gereken ikinci bir önemli husus oruç tutmaktır o günü. O günü oruçla geçirmektir. Normalde sadece cuma günü oruç tutmak Müslümanların bayramı sayıldığı için mekruhtur. Ama eğer o cuma günü mübarek bir güne denk gelirse, hayırlı bir güne denk gelirse, başka bir fazileti varsa, ki Arefe günü cuma gününe denk gelirse, o zaman yine oruç tutulur. Orucun niyeti akşamdan getireceğiz. Niyet ettim Allah rızası için yarınki Arefe orucunu tutmaya. Eğer ki kazası varsa kaza niyeti getirir. Niyet ettim Allah rızası için üzerinde kaza olan Ramazan ayının orucunu kaza olarak tutmaya diyecek. Yine Arefe gününün sevabını kazanır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Arefe gününde tutulan oruç hakkında şöyle buyurmuştur: Savmu yevmin arafe tükeffiru l-madiyate vel-baqiyate. Arefe gününde tutulan oruç geçmiş ve gelecek bir sene günahlara kefarettir. Yani geçmişte ve gelecekte olan birer sene günahlara kefarettir. Onun faziletini bu şekil bizlere ifade etmiştir. Arefe gününde dikkat edilmesi gereken bir hususla teşrik tekbirleridir. Zamanı Arefe gününün sabah namazıyla başlar, dördüncü gününün, bayramın dördüncü gününün ikincisi de dahil olmak üzere 23 vakitte tekbirler getirilir. Hanefi mezhebinde teşrik tekbirleri getirmek, farz namazlardan sonra teşrik tekbirlerini getirmek
vaciptir. Hanefi Şafii mezhebinde ise sünnet-i müekkededir. Teşrik tekbirini anlatan bir hadis-i şerif vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı Allah yolunda kurban etmek istediğinde herkesin malumudur. Bıçak kesmedi ve Allah-u Teala Cibril aleyhisselamı bir koçla beraber yeryüzüne indirir. Cibril aleyhisselam indiğinde Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek inmiştir. İbrahim aleyhisselam Cibril aleyhisselamı gördüğünde, tekbirle geldiğini gördüğünde, yanında koç olduğunu görünce İbrahim aleyhisselamı sevince gark olur ve o da ona karşılık vererek La ilahe illallah vallahu ekber der. İsmail aleyhisselam bunu gördüklerinde İsmail aleyhisselam da Allahu ekber ve lillahilhamd demiştir. Ve bunu almak üzerine, bunu yaşamakla İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamın ve Cibril aleyhisselamın bu zikrini tekrar etmek için fıkıh kitaplarında Hanefi mezhebinde farz namazlardan sonra özellikle bu 4 gün içerisinde teşrik tekbirlerini getirmek vacip olmuştur. Şafii mezhebinde ise sünnet-i müekkededir. Biz bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Arefe gününde yapılması gereken bir özellik, bir husus, bir hususi bir ibadet de büyüklerimizden olan Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri Arefe gününde 1000 İhlas-ı Şerif okurdu. Bizler de inşallah gücümüz ve takatimiz kaderince Arefe gününde 1000 tane İhlas-ı Şerif'i okuyacağız inşallah. Rabbim Celle Celaluhu Arefe gününü ve bayram gününü Allah'ın zikriyle, Kur'an'la, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gösterdiği bir dustur ile yaşamayı ve istifade etmeyi, o günün hayrında mahrum kalmamayı bizlere nasip eylesin. Hacılar Arefe günü öğlen namazından sonra vakfe yapacaklar ikindi namazına kadar. Bizler de Arafat'ta olmasak bile, o anda, o atmosferde olmasak bile kendi bulunduğumuz yerde Arefe günün öğleninden ikindiye kadar daha çok zikrimize, Kur'an'ımıza dikkat edeceğiz. Daha çok dua yapacağız. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizleri o vakfede bulunan hacıların bereketinden, dualarından bizleri mahrum etmesin diye. Rabbim Celle Celaluhu razı olduğu kullarından eylesin ve Arefe'nin ibadetinden, dualarından istifade eden kullarından eylesin inşallah.